Merhabalar, Sosyal Akademi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Osmanlı Devleti kültür ve medeniyet konularından olan eğitim ve öğretim hayatında yapılan yenilikler ve gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyoruz. Kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Evet, Osmanlı Devleti'nin en önemli eğitim kurumlarının başında yer alan Enderun Mektebi'ne baktığımız zaman 2. Murat döneminde kurulmuş bir saray okuludur ve daha sonraları özellikle devlet adamının yetiştirilmesi konusunda en önemli merkez konum olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle işte yöneticilerin, idarecilerin, devlet memurlarının belli bir zamana kadar, işte ne zamana kadar? Ta ki 2. Mahmut dönemine kadar özellikle Enderun vasfını korumuştur ve daha sonraki dönemlerde yeni eğitim öğretim kurumlarının açılmasıyla birlikte vasfını yitirmiştir diyelim. İstanbul'un fethinden sonra yine Edirne'de kurulan bu okul İstanbul'a taşınmış ve devletin başkentinde ve sarayın içerisinde yer aldığı için arkadaşlar en önemli özelliği olarak karşımıza bu okulda yabancı kökenli, yani devşirme kökenli insanların eğitim görmesi geliyor. Daha sonraki dönemlerde ise Türk ve Müslüman ailelerin çocukları da bu okula alınarak Enderun Mektebi'nin bir nevi bozulmasının temelleri de atılmış olabilir. Yani bir ilk baştaki amacından uzaklaşarak daha farklı bir eğitim öğretim yapısına sahip olmuştur diyelim. Enderun'da öğrenciler 4 alanda eğitilirdi. Birincisi beden eğitimi, yani fiziki yetkinlikler alanında. Daha sonra saray işlerini uygulamalı olarak öğrenme, yetenekleri doğrultusunda bir sanat alanında uzmanlaşma ve teorik öğrenim yaparak İslami bilgileri arttırma alanında kendilerini yetiştirirlerdi. Eğitim öğretim birbirini izleyen 7 odadan, bu odalar çok önemli, yani koğuş sistemi dediğimiz usul var yine Enderun'un içinde. Bu odaların en büyüğü büyük oda diye adlandırılan oda, daha sonra küçük oda, doğancılar odası, seferli oda, hazine odası ve has oda olmak üzere toplamda 7 odadan oluşmaktadır. Enderun Mektebi eski önemini yitirmekle birlikte 20. yüzyıla kadar varlığını devam ettirmiş ve 1909 yılında kapatılmıştır. Tabi 2. Mahmut döneminden sonra iyice böyle pasif duruma düşmüştür. Çünkü ondan sonraki dönemlerde ve özellikle Abdülmecit Abdülaziz ve 2. Abdülhamit döneminde yeni okulların açılması ve okulların ülke geneline yayılmasıyla birlikte Enderun Mektebi'ne olan potansiyel öğrenci kapasitesi biraz daha düşmüştür diyelim. Medrese eğitimine baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde dayandığı sistemin temel düşüncesi nedir? İslami geleneklere göre İslam inancı doğrultusunda öğrenciler yetiştirmek ve İslami bilimlerin aktarılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır. Bu eğitim öğretim hayatı Osmanlı Devleti'nin tüm ülke genelinde uygulanabilir. Yani sadece İstanbul'un dışında, İstanbul'un içinde düşünmeyelim, tüm Müslüman coğrafyada medreseler hakimdir. Bunlar işte vakıflar tarafından da idare edilebilirdi. Yine bazı şahıslar tarafından da açılmış medreseler vardı. Ama yine genel anlamı itibariyle kime bağlı? Devlete bağlı eğitim öğretim kurumlarıydı. Bu mektepler özellikle akli ilimlerin dışında nakli ilimler dediğimiz, yani Allah'ın birliğini ve beraberliğini anlatan ve İslami ilimlerin hakkında bilgi veren bir eğitim kurumu olarak karşımıza çıkıyor. İşte tefsir, fıkıh, kelam gibi nakli bilimler öğretiliyor burada. Daha sonra akli bilimlerin ise bir yönüyle Allah'ın varlığını ve yüceliğini kanıtlayan, diğer yönüyle de dünyanın düzenini ve özünü akıl yoluyla açıklayan bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Matematik, cebir ve tarih, fizik, astronomi, akli ilimlerin başında yer alıyor. Ama medreselerde bu ilim faaliyetleri çok fazla öğretilmiyor arkadaşlar. Ama baktığımız zaman Osmanlı kültür yapısına, ilk başlardaki dönemlerde özellikle medrese kültüründe Kur'an-ı Kerim, fıkıh, İslam hukuku, işte kelam, İslam felsefesi, tefsir, Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması gibi, siyer gibi, Peygamber Efendimiz'in hayatının anlatılması gibi özellikle bu dersler konulmuştur. Daha sonraki dönemlerde ise ilk Osmanlı medresesi olarak karşımıza 1331'de İznik'te açılmıştır. İlk medresenin hocası ise Davud Kayseri'dir arkadaşlar. İlk medreseyi kuran müderristir aynı zamanda.
İkinci Murat döneminde İran'da davet edilen Alaaddin Tusi ile Fahrettin'in hızlı gelişen Osmanlı medreselerinin ününü yaygınlaştırmışlardır. Belki bu soru olarak çıkabilir. Arkadaşlar dikkat edelim. İkinci Murat döneminde Alaaddin Tusi ile Fahrettin'in gelmesiyle birlikte Osmanlı medresesi kavramı yani eğitim kurumları iyice artmış ve Fatih döneminde artık bir zirve noktasına ulaşacak. Daha sonraki dönemlerde de Kanuni ile iyice pekişecektir. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethettikten sonra Fatih Camii'ni yaptırmış ve burada 8 tane medrese kurdurmuştur. Bunları 8 ünlü bilgine vermiştir. Bu medreselerin en ünlüsü tabii ki Sahne-i Seman Medresesidir. Ayrıca bu medresede öğrenci yetiştirilen Tetimme adlı 8 alt medrese kurulmuştur. Bu tetinme kavramına dikkat edelim. Bu da çıkabilir sınavlarda. Tetinme medresesi medreselerin içerisinde yer alan en alt düzeydeki eğitim kurumu. Tetinme medresesi. Fatih Sultan Mehmet Han da burada öğretim vermiştir. Darül Tıp medreselerin tıp alanında hizmet veren kurumu. Darül Hendese ise matematik alanında. Darül Kurra ise Kur'an okuma anlamında. Darül Hadis ise hadis alanında uzmanlaşmayı sağlayan medrese çeşitleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar önemli. Bunlar sınavda soru olarak gelebilir. Bunlara yıldız atın. Bir diğer önemli özellik ise medrese esas itibariyle hariç, dahil ve sah olmak üzere 3 bölümden oluşuyordu. İlkokul düzeyindeki bölüme hariç, ikinci yani kısımda bulunan ortaokul kısmına ise dahil dersleri veriliyordu. Dahil kısmı adı veriliyordu. Son bölüm olarak ise karşımıza çıkan yer Sahn-ı Seman dediğimiz medresenin bölümü karşımıza çıkıyor. Talebesi danışmant veya softe adıyla İslami öğrenim görür ve buralarda icazetname alarak ülkenin dört bir yanına giderek vazifelerini ifa ederler ve görevlerini yerine getirirler. Medreselerde ders veren öğretmenlere müderris, yardımcılarına ise muid adı verilir arkadaşlar. Bu da sınavda çıkabilir. Öğretmenlerine müderris, yardımcılarına müid adı verilir. Osmanlılarda eğitimin ilk basamağı Sıbyan Mektebi'nden oluşmaktadır. Yani günümüzdeki Kur'an kursları olarak düşünebilirsiniz. Bunlara mahalle mektebi de denilirdi. Hemen hemen her mahallede bir caminin içerisinde Sıbyan Mektebi vardı. Sıbyan mekteplerinde eğitim karma ve ücretsizdi. Bu okullar vakıflar eliyle yönetilirdi. Din bilginleri, kadı, doktor, matematik, astronomi gibi bilginler Osmanlı aydınlarının büyük bir kesimi medreseden yetişiyordu. Tabii medreselerin ilk kısmında ilk öncelikli olarak nakdi bilimler yani İslam bilimleri aktarılıyor. Daha sonraki dönemlerde yani ilerleyen seviyelerde akli bilimlere de geçiliyordu. Medrese ile ilgili kavramlara baktığımız zaman softa medrese öğrencisi, orta düzeyde bulunan yani ortaokul öğrencisi, danışment ise medresede öğrencisi yani yüksek öğretim öğrencisi, ne diyebiliriz buna günümüzde, üniversite öğrencisi, muid ise müderris yardımcısı, müderris öğretim görevlisi yani bu doçent doktor, bu da araştırma görevlisi diye düşünebilirsiniz. Mülazamet ise atanmak için sıra bekleyen öğretim görevlisi. İcazetname ise medreseyi bitirenlere verilen diploma. Akademik kariyer basamakları daha önceki yıllarda ÖSYM tarafından öğretmenlik alan bilgisinde soruldu. Bunlara dikkat edelim. Yine sorulabilir. Belki içinden özellikleri de sorulabilir. Softa, danışman, muhit, mülazım ve müderris olmak üzere bu aşamalardan geçeriz. Yani en son basamakta ne olabilirsiniz? Müderris olursunuz. İlk basamakta ise softa olarak değerlendiriliyorsunuz. Osmanlı'da ilköğretim 2. Mahmut zamanında zorunlu hale gelerek 1840 yılında Sıbyan Mektepleri Talimnamesi yayınlandı. Bu talimnameye göre eğitim öğretim süresi 4 yıl olarak belirlendi. Öğrencilerin okula devam etmesi zorunlu hale geldi. Tanzimat'tan sonra da Avrupa'dan örnek alınarak yeni ilköğretim okulları açıldı. İlköğretim Sıbyan Mektepleri anaokulu olarak düşünün. İptidadiler, ilkokul, Rüşdiyeler, ortaokul olmak üzere üçe ayrıldı. 1869 yılında yayınlanan Marif-i Umumiye Nizamnamesi ile her köy ve mahallede Sıbyan Mektebi kuruldu. Yani o zaman biz bunu şöyle diyebiliriz. 2. Mahmut döneminde kurulan Sıbyan Mektebi, ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi,
ülke genelinde değil. Sadece nerede? İstanbul'da, yani başkentte yapılmıştır arkadaşlar. Daha sonraki dönemlerde ülke geneline yayılmıştır 1869'dan sonra. Osmanlı Devleti'nde genel amaçlı orta öğretim kurumlarının belli başlıları idadiler, ortaokul kısmı, sultaniler, lise, darül marif, rüştiyeler ve darül fünun arasında eğitim veren lise dengi okullardır. Rüştiyeler özellikle darül fünun ile sultaniler arasında eğitim öğretim faaliyetini yürüten okul olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı Devleti'ndeki yüksek öğretim kurumlarının en üst basamağında bulunan kurum ise Darül Fünun'dur. 1871 yılında kapatılan Darül Fünun zaman zaman açılmışsa da istenilen sonucu alınmaması üzerine 1933 yılında kapatılarak yerine yeni üniversiteler açılmıştır Cumhuriyet döneminde. Medreseler kuruluş döneminden tanzimata kadar ülkenin bilim ve adalet hayatına önemli ölçüde yön vermişlerdir. Çünkü buradan yetişen özellikle kadı ve kaz asker gibi devlet adamlarının İslami hukuk ve İslam adaletinin yazılı kaynaklarını yazmaları bakımından da son derece önemli kişiler. Batıdaki gelişmelere ayak uyduramayan medreseler Tanzimat sonrasındaki gelişmeyi engelleyen kurum haline gelmiş ve 3 Mart 1924 yılında, yani Cumhuriyet'in ilanından sonra Tevhidi Tedrisat Kanunu ile kapatılmıştır. Medreselerin bozulma nedenlerine baktığımız zaman pozitif bilimlere yeterince önem verilmemesi, ilmiye mensupların hak etmediği halde terfi ettirilmesi, rüşvet ve iltimas tabii ki artması, beşik ulemalığının artması, softe ya da sufte denilen medrese talebelerinin mezuniyetten sonra iş bulamayıp celali isyanlarına katılması, okumuş kitlenin memuriyet dışında herhangi bir sahaya sevk edilememesi. Yani böyle nasıl diyelim, günümüzdeki gibi düşünebilirsin. Yani devlet öğretmeni almıyor ama ona yeni bir iş kapısı olabilecek alanı da yaratmıyor. Mesela ne gibi diyelim, özel sektördeki dershaneleri kapatıyor veyahut da özel sektörün içerisine girmeyi zorlaştırıyor öğrenci olarak. Yani eğitim fakültesi mezunu olarak öğretmenin. Bu da ne oluyor o dönemde? İnsanların huzursuzluğa kapılmasına ve işte isyan bayrağını çekmesine, celali isyanlarına katılmasına sebep oluyor. Tanzimat dönemine kadar bütün eğitim kurumları kime bağlıymış? Şeyhülislam'a bağlıymış. Bu soru olarak gelebilir. Tüm eğitim öğretim kurumları, medreseler kime bağlı? Şeyhülislam'a bağlıdır. Azınlık ve yabancı okullar baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde birçok milletin ve kültürü içinde barındırdığı için Osmanlı Devleti tabii ki birçok okul açılmış olacak azınlıklarla ilgili. Gayrimüslim toplulukların eğitim kurumları özellikle işte Heybeliada gibi yerlerde ve adalar gibi bölgelerde, İstanbul'un çeşitli yerlerinde okullar açılıyordu. Mesela Amerikan okulları Merzifon'da falan, bir sürü Amerikan okulu var. Şu an günümüzde bunu, Merzifon'u Amerikalılar bilmez ama Osmanlı Devleti'nde orada koskocaman bir okul açmışlar. Yani bu okullar Osmanlı Devleti döneminde yaygınlaşmış ve özellikle dağılmasına sebep olabilecek, ayrılıkçı fikirlerin doğmasına sebep olan kurumların başında yer alıyor. İşte mesela Fener Rum Patrikhanesi'nin okulu gibi, Papaz Mektebi, Heybeliada Papaz Mektebi, Musevi Asri Mektebi gibi okullar var. Daha sonraki dönemlerde özellikle azınlık okulları dışında Avrupalı devletler kendi politik çıkarlarına uygun düşen herhangi bir Osmanlı azınlığını korumak bahanesiyle okullar açmış ve onları aracılığıyla çıkarlarını sürdürmeye devam etmiştir. Dediğimiz gibi, yani Osmanlı Devleti'nin dağılmasında bir kilit rol oynayan bu azınlık okullarının yapmış olduğu yıkıcı faaliyetlerdir ve Türk kültür yapısının bozulmasına da sebep olmuştur aynı zamanda. Özellikle açılan okullara baktığımız zaman işte Fransızların Saint-Bonnier Lisesi, İngilizlerin Beyoğlu Kız Lisesi, Nişantaşı İngiliz Erkek Lisesi gibi, Robert Koleji gibi bir sürü okullar, yani günümüzde de bu okullar yine bazıları hayatta, yani eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor.
Eğitim ve öğretim alanında meydana gelen değişmelere baktığımız zaman 1857 yılında Maarif-i Umumiye Nezareti yani Genel Eğitim Bakanlığı kurularak Milli Eğitim Bakanlığı'nın temeli atılmış oldu. 1861 yılında bir nizamname çıkarılarak Harbiye, Bahriye ve Tıbbiye dışındaki okullar Maarif-i Umumiye Nezaretine bağlandı. Böylece askeri ve sivil okullar birbirinden ayrılmış oldu. Bakın bu da çok önemli. Askeri ve sivil okulları birbirinden ayıran hangisi? 1861 nizamnamesi ile ayrılmıştır. II. Mahmut döneminde ilköğretim zorunlu hale gelerek medreselerin yanında yeni tarz okullar açılmıştır. Bu durum mektepli medreseli tartışmasına yol açacaktır. Tabii ki Osmanlı Devleti'nde yine alaylı veyahut da askeri okuldan yetişmiş geleneği gibi yani 2. Balkan şey 1. Balkan Savaşı'nda olan ordunun kendi iç çatışması gibi düşünebilirsiniz. 1869 yılında Maarif-i Umumiye Nizamnamesi çıkarılarak eğitimi yeniden düzenlenerek sistemleştirilmiştir. Azınlıklara kültür, eğitim ve inanç özgürlüğü tanıyan Osmanlı Devleti okul açma izni de vermiştir. Kapitülasyonlardan faydalanarak yabancı devletler Osmanlı Devleti'nde okullar açmıştır. Yine batılı tarzda eğitim veren pek çok okul açılmıştır dediğimiz gibi. Darülfünun ilk yüksek okul Darül-i Muallim'in öğretmen okulu olarak karşımıza çıkıyor. Darül Maarif ise devlet memuru yetiştiren lise dengi okul, mektebi mülki ise idari personel yetiştirilen okul, ıslahane sanat okulu bu çıkabilir. Buna dikkat edelim. Şu okulların hepsi çıkabilir. Darül Maarif devlet memuru yetiştirmek için 2. Mahmut zamanında. Darül Muallim'in yine önemli bir okul bu da çıkabilir. Islahane yine çıkabilir. Lisan-ı Mektep, yabancı dil öğreten okul. Sanayi Mektebi yine çıkabilir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Yani teknik eleman yetiştirmek için açılan bir okuldur. Hukuk Mektebi, Baytar Mektebi. Baytar Mektebi belki yani çıkmaz ama şöyle söyleyeyim. Kim var burada bilindik en önemli isim? Mehmet Akif Ersoy'un bu okuldan mezundur. Galatasaray Sultanisi. Yine lise düzeyinde açılan bir okul olarak karşımıza çıkıyor. Sanayi Nefise Mektebi ise Güzel Sanatlar Okulu'dur. Bu önemli. Bu çıkabilir. Ayrıca Orman ve Maden Mektebi, Telgraf Mektebi ve Müze Mektebi gibi başka meslek ve sanat okulları da açılmıştır Osmanlı Devleti'nde. Osmanlı'daki diğer eğitim kurumlarına baktığımız zaman Rüştiyeler 2. Mahmut zamanında açılmıştır. İdadiler lise düzeyinde Darül Muallim'in Erkek Öğretmen Okulu, şuradan ayırmam lazımmış arkadaşlar. Darül Muallim'in Erkek Öğretmen Okulu Abdülmecit zamanında, Darül Muallimat Kız Öğretmen Okulu Abdülaziz zamanında, Darül Maarif devlet memuru yetiştirilmek için açılan okul. Bu üç okula dikkat edelim. Darül Muallim'in Erkek Öğretmen, Darül Muallimat Kız Öğretmen, Darül Maarif ise devlet memuru yetiştirmek için açılan okuldur. Osmanlı kültürünü oluşturan temel etmenler ise şunlardan oluşuyor. İlk olarak Türk Devleti'nden gelen Türk töresi, daha sonra İslam ve Türk geleneği yani İslam hukuku, daha sonra üçüncü olarak ise coğrafya alanında yapılan genişlemeye bağlı olarak o devletlerin kültürel özellikleri Osmanlı Devleti'nin kültürünün oluşmasında özellikle çok kültürlülük açısından önemli bir faktördür. Osmanlı dönemi Türk kültürü genel itibariyle coğrafyaya hakim dış değerlerini kendi bünyesiyle birleştiren ve onları geliştirerek yeni bir mana kazandıran bir özellik taşır. Yani kültür Osmanlı Devleti'nde korunması bakımından özellikle Balkanlar'da çok önemli. Ama Anadolu'da Türk kültürünün en önemli şeyi vakıflar tarafından ortaya çıkarılmıştır. Osmanlı kültürüden ziyade Selçuklu kültürü eserler anlamında, mimari eserler ve özellikle cemaatler olarak düşünebilirsiniz. İşte Bektaş tarikatının olması, işte Nakşibendicilik tarikatının olması bunların hepsi Anadolu Selçuklu Devleti döneminden gelen bir kültür birikiminin hazinesi olarak karşımıza çıkıyor. Esas Osmanlı kültür yapısını görmek istiyorsanız Balkanlardaki eserlere bakmak lazım. Çünkü Balkanlardaki eser yapısı Osmanlı Devleti'nin özellikle mimari ve kültürel anlamda gözle görülebilir eserlerini ortaya çıkarıyor. Yani Anadolu'da Osmanlı Devleti'nin
eserleri yani tamirattan, tadilattan öteye gitmemiştir. Yani çok fazla böyle bilindik eserleri arkadaşlar yoktur. Mesela özellikle Doğu Anadolu'da bir tane eserleri var. Böyle adam akıllı sayılabilecek. Biz İshak Paşa Sarayı var. Ama diğer bütün camiler falan kimin eseridir? Anadolu Selçuklu Devleti veyahut da diğer beyliklerin eserleridir. Evet. Burada önemli gördüğüm başka bir şey yok. Fatih döneminde dediğimiz gibi Osmanlı Devleti'nde klasik dönemden yükselme dönemine geçtiğimiz, yani klasik dönemin başlangıcı olmuştur. Yükselme dönemi itibariyle Osmanlı Devleti'nde özellikle mimari anlamda bazı eserler verilmiştir. Bunları ilerleyen videonun kısmında yani ikinci videoda anlatacağım. Hepsini tek tek tüm eserleri vereceğim arkadaşlar. Osmanlı'da düşünce hayatına baktığımız zaman dediğimiz gibi iki esasa göre dayanıyordu. Nakli ilimler ile akli ilimler. Osmanlı Devleti'nde Türk geleneğinin ve fethettiği bölgedeki insanların gelenek anlayışının da yaşatılmasıyla birlikte çok kültürlü bir yapı sağlanmış ve böylelikle Osmanlı kültür ve toplum yapısı özellikle gelişmiş ve büyümüş. Bu da devletin uzun süreli olmasına ve aynı zamanda yine devletin çok kültürlü bir yapıya sahip olması merkezi otoriteyi zamanla zayıflatacaktır ve yıpratacaktır. Çünkü herkes millet esasına göre özellikle Fransız İhtilali'nden sonra yapılanmaya başlayınca Osmanlı Devleti de imparatorluk vasfından dolayı özellikle kötü olarak etkilenecektir. Osmanlı Devleti'nde batılılaşma ve çağdaşlaşma düşüncesi artık 18. yüzyıldan sonra devletin temel ilkesi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiştir. Şimdi Osmanlı Devleti'nde yer alan önemli fikir akımlarına baktığımız zaman özellikle dağılma döneminde ortaya çıkan Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarmaya yarayan bu fikir akımlarının başında İslamcılık fikir akımı geliyor. Tüm Müslümanların bir çatı altında toplanılması gerektiğini savunan ve 2. Abdülhamit tarafından devlet politikası haline getirilen en önemli fikir akımlarının başında yer alıyor. Bunların en önemli temsilcisi ise Ahmet Cevdet Paşa, Bursalı Tahir, Mehmet Akif Ersoy ve Şemsettin Günaltay'dır. İslamcılık fikri doğrultusunda çalışmalarda bulunmuştur. Batıcılık fikri ise her anlamıyla Batı'nın örnek alınması gerektiğini söyleyen bir fikir akımıdır. En önemli temsilcisi ise Abdullah Cevdet olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlıcılık fikir akımı ise özellikle Tanzimat döneminde dil ve din ırk ayrımı yapmaksızın Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan tüm insanların birlikte yaşaması gerektiği fikrini savunan ve Namık Kemal, Sabahattin Bey gibi önemli temsilciler vasıtasıyla Osmanlı Devleti'nde etkin bir şekilde uygulanmaya çalışan bir fikir akımıdır. Balkan devletlerinin bizden ayrılmasıyla bu fikir akımı çökmüştür. Tabii ki Tanzimat döneminden başlıyor. Özellikle 1. Meşrutiyet döneminde daha etkin bir konuma geliyor Osmanlıcılık fikri. Çünkü 1. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde temel etken Osmanlıcılık fikridir. 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde ise Türkçülük ve Turancılık fikir akımı etkilidir. İttihat ve Terakki Partisi yani. Turancılık fikri ise özellikle Fransız İhtilali'nden sonra dünyaya yayılan milliyetçilik anlayışının yani Osmanlı toprağındaki var olan karşılığı olarak düşünebilirsiniz. Buraya baktığımız zaman en önemli destekleyicisi ve savunucusu olan İttihat ve Terakki Partisi'nin yöneticileri ve bu partinin kendisidir. Türkçülük ise Misak-ı Milli sınırları içerisindeki Türklerin birliğini savunmuştur. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Fuat Köprülü gibi önemli devlet adamları ve düşünürler bu Türkçülük fikir akımı doğrultusunda eserler vermiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli rol oynamıştır. Turancılık fikri ise Sarıkamış Savaşı'ndan sonra arkadaşlar özellikle biraz daha etkinliğini kaybetmiştir. Çünkü Sarıkamış yenilgisinden sonra bu biraz daha hayali olarak düşünülmüştür. Çünkü nasıl diyelim? Hem bu fikri savunan kişilerin Türkiye'den kaçması yani Osmanlı Devleti'nden kaçması hem de tam manasıyla bir karşılık bulamaması ve biraz ütopik bir yapıya sahip olmasından dolayı
kabul edilmemiştir. Ama Türkçe fikir akımı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli pay sahibidir. Özellikle batıcılık fikri ile arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşmasında Türkçülük ve batıcılık fikir akımları etkilidir. Evet, burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde kültür medeniyet kısmının son konusu olan yazarlar ve eserlerinden bahsetmek istiyorum. Yazı türlerinden, sülüs yazısından vesaire. Yani kültürel anlamdaki gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.